Bu gece bu masada duyduğun her hakaret benim suçum. En başından, yıllar öncesinden. Çünkü ben bunu bu gece değil, yıllar önce sormalıydım. Benimle evlenir misin? Ben bu gece herkesten çok seni şaşırttım. Hazırlıksız yakaladım. Aslına bakarsan ben de en az senin kadar hazırlıksızdım. Yani bu yüzden önünde diz çöküp uzatabileceğim bir yüzük yok. Sadece geriye ne kaldıysa senle yaşamak istiyorum Ümran. Zamanı başa alamasam da yıllar önce ellerimin arasından kayıp giden ellerini yeniden tutmak ve bir daha hiç bırakmamak için. Buraya bunun için mi geldik enişte? Mutluluklar dilerim. Anne. Mutluluklar dilerim. Hayat. Hayat bekle. Hayat bekle hayat. Hayat bekle hayat. İyiyim. Yardım et, yardım et. İyiyim. Tamam. Daha mutlusu oluyor. Tamam, bağırma, bağırma. Bağırma, yürü. Daha yürü. Finali izleyecektim. Yürü. Daha mutlu sonu görecektim. Ben iyiyim, tamam. Bırak, tamam. Sakin. Ümran. Sen bana ne yaptın? Sen şimdi bana ne yaptın sen? Sen şimdi benim ezilen gururumu mu kurtardın? Böyle mi yaptın Yıldırım? O masada duyduğum hiçbir söz, hiçbir hakaret, hiçbir bakış bana bu kadar ağır gelmedi. Sen beni eze eze böyle yalan, böyle sahte bir evlilik teklifiyle sen bana ne yaptın? Sahte olan bir şey varsa eğer, seni bu evde çalışmandır, tamam mı? Ben senin gururunu kurtarmadım. Yıllar sonra ilk kez ne aklımı, ne mantığımı, ne hiç kimseyi, hatta ne de seni dinlemedim. İçimden geleni yaptım ben. Anladın mı? İçimden geleni yaptım. Yani sana evlenme teklif ederek kurtardığım bir şey varsa eğer, gururun filan değil. Benim kalbim
Anladın mı? Benim kalbim. Yani beni her şey için suçlayabilirsin. Ama kalbime asla. Bak. Çok zaman kaybettik Ümran. Çok 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 zaman kaybettik. Ben artık kaybetmek istemiyorum, anlıyor musun? Kaybetmek istemiyorum. Evet, hatalarımız var. Benim yanlışımın seni mecbur bıraktığı hatalar da var, doğru. Sakladığın şeyler var. Sustuğun şeyler var. Sırların var. Bu sırlar bizi nereye götürecek, bize ne yapacak hiçbir şey bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey varsa eğer, ben yıllar önce ne hissediyorsam şimdi de aynı şeyi hissediyorum. Ben yıllar önce ne istiyorsam şimdi de aynı şeyi istiyorum, anlıyor musun? Benim buna cesaretim var mı? Benim sil baştan yaşamaya cesaretim var. Peki senin bize cesaretin var mı? Ha? Gerçekten tuhaf olacak. Çat kapı insanların evine gideceğim ve bana muhtemelen kapıyı gösterecekler. Ne o lan? Yıldırım Efendi bir mor gülde senin yanağını açtırır diye mi korkuyorsun? Hı? Korkma, korkak olma. Adam ol, adam. Şimdi bas gaza, git oyalıya ve babanın dediğini yap. Hadi. Babanın ortağına çok önemli bir belge imzalatması gerekiyor. Ve baban o kadar düşünceli, o kadar ince bir adam ki tatsızlık çıkmasın diye kendini gitmiyor, yerine oğlunu gönderiyor. Bir şeyler oluyor. Eve gitmeme gerek kalmadı baba. Dışarısı dahil hiç. İçine baka baka kadına evlenme teklif et. Ne yıldırımı? Bir de asla yüzüme bakmayacak. Asla affetmeyecek beni. Rezil oldum. Sen sadece kendin rezil olmadın. Hepimizi rezil ettin. Baba. Gözümün önünde evlenme teklifi etti anneme. Ya ben enişteme gitmeyelim. Dayanamam. Annemin teyzemin oturduğu sofrada, o adamın sofrasında görmeye, hizmetçilik yaparken görmeye dayanamam derken. Hala midem bulanıyor. Aşk dediğin şey mide bulandırmaz ki. O
Onlarınki aşk hikayesi değil ki. İhanet hikayesi. En büyük ihanete ne biliyor musun? O adamın annemi teyzemle aldatmış olması değil. Ya annemin o adamı bu gece için cesaret vermesi. Ya utanmadan o adamın anneme evlenme teklif edebilmesi. Kalp dediğin şey utanmayabilmez ki. Aşk da öyle. Utanmaz, arlanmaz bir şey. Bil olmayacağını. Gibi bil. Hatta hiç başlamayacağını bil. Sabahtan akşama kadar laf anlatmaya çalış şuraya. Hafsa anlamaz ki. Aşk lan bu. Koskoca krallar, padişahlar sözünü geçirmemiş. Yıldırım sener mi geçirecek? Ben de geçiremem. Dinletemem sözümü. Sen? Sen dinletebilir misin? Sormayacaksın, ben de sana. Bunun nasıl bir tesadüf olduğunu sormayacağım. Nasıl bu hale gelebilirsin ya? Ha, nasıl? Nasıl kendini şu hale düşürürsün? Benim kardeşim gözümüzün içine baka baka başka bir kadına evlenme teklif eden adamın karşısında kendini rezil lütfen ediyor. Kendini de, beni de küçük düşürüyor. Teşekkür ederim. Sadece bıraktığın için değil. Ağzını bile açmadığın için. Durumu bana sarhoşum diye açıklamaya kalkışma. Sakın! Baba hadi tamam, çok fazla üstüne gittin lütfen. Sen karışma Hayal. Lütfen karışma. Halan çocuk değil. Baban. Hayat.
Yıllar önce küçücük bir kızken nasıl savaştıysa yine öyle savaşacaksın. O gün izin vermedin. Kavuşmalarına sen izin vermedin. Yine izin vermeyeceksin. Kavuşamayacaklar. Bir kere yaptın. Bir kere daha yapacaksın. Yıllar önce ne yaptıysan yine aynısını yapacaksın. Yine gireceksin aralarına. Yine ayıracaksın. Ümmüyken yaptığını Umayken de yaparsın. Sen Umay Karay'sın. Kalbindekini Ümran'a kaptıramazsın. Düşünceli bir teyze. Gözünü açar açmaz kendisini avutulması gereken yeğeninin odasına atmış. Ama geç kalmış. Zor bir geceydi değil mi? Onu kardeşine sorsana. O anlatsın sana. Kardeşime teşekkür et. Sayesinde işimiz yarım kaldı. Şimdi şu yarım kalan işimizi bir tamamlayalım bakalım. Alo. Günaydın Yıldırım Bey. Adam seni seviyor. Ben de kızını seviyorum. Halam akşama kadar uyur artık. Ay baba ya. Ne geceydi değil mi? Vay vay vay. Umay. Magazin sitelerindeki öncesi sonrası fotoğrafları gibisin. 5 dakikada mutlu son. Kendini hızlı toparlamışsın. Ne diyordum ben? Ha. Halama mı? Yıldırım Bey'e mi daha çok şaşırdım bilmiyorum. Yoksa ikisinin durumuna mı? Anneciğim. Sen ne diyorsun bu şok evlilik teklifi haberine? Teyzem düğün hazırlıklarına başlamış mıdır sence? Aa belki... Sen de nikah şahidi olursun. Ha? Hem böylece zamanında Yıldırım Bey'le çıkan aşk dedikodularına da bir son vermiş olursun. Hı? Halası. Kime çekmiş derler ya. Aynı halası. Zaten neler de söyler değil mi? Kız halaya oğlan dayıya benzer diye. Hayalciğim. Dün gece bir gizem daha çözüldü. Sen ve halan ruh ikizisiniz. İkinizde de aynı histeri, aynı sefalet. Ama dikkat et kendine kızım. Bir dün geceye bakıyorum, bir halana, bir sana. Sonunu pek parlak görmüyorum. Umay. Sorun değil baba. Benim bağışıklığım var. Doğduğum günden beri anneme bağışıklığım var benim. Sorun değil. O başlattı.
saldırdığında karşılık geleceğini öğrenmesi lazım. İki çocuk annesi olunca böyle mi olunuyor Umay? Kendine gel. Birinden daha doğduğunda esirgediğin anneliği, diğerinde büyütürken mi esirgiyorsun? Az sonra kalkarlar, sen arabaları hazırla. Tamam anneciğim. Hayal ne oldu? Annesidir yine. Başka ne olacak ki? Sakın, sakın ha. Anne kız ağlıyordu. O bir kere ağlar, biz bin kere ağlarız. Otur oturduğun yerde. Bir daha ne kendine ne de bana o kadından laf getirmeyeceksin. Onur, Onur diyorum. Her şey yerli yerine oturuyor. Yıllarca kızına olan tahammülsüzlüğün, o doğduğundan beri ona olan mesafe. Şimdi her şey daha iyi anlaşılıyor. Az önceki saldırganlık, kızın sana ufacık bir tırmık attığında ona tankla, tüfekle girişmen. Annesi gibi değil, akranı gibi. Acımasız, zorba bir akranı gibi onunla laf yarışına girme. Şimdi anlaşılıyor. Yıllarca ya, yıllarca Umay. Kendi kendime nasıl oluyor bu ya, nasıl olabiliyor bu? Bir anne çocuğuna karşı nasıl bu kadar acımasız oluyor dedim. Cevap işte karşımda. Cevabı ne biliyor musun Umay? Sen anne değilsin. Yeter artık, yeter. Onu emzirmedin Umay. Kızımızı bir gün bile emzirmedin sen. Bunu denemedin bile. Yıllarca mükemmel, olağanüstü o el yapımı karımın proje çocuğunda çuvalladığını düşündüm ben. Hayır. Hayır Umay. Kilolu, astımlı o asosyal kızımızın karımın kusursuzluk takıntısının gölgesinde kaldığını düşündüm. Değilmiş. Kızımız annesinin hastalıklı kusursuzluk takıntısının değil, İlk bebeğinin gölgesinde kalmış. Bizim bebeğimiz senin doğurup bıraktığın, terk ettiğin ilk bebeğinin gölgesinde kalmış. Doğurduğun ilk çocuğu terk etmek sende öylesine büyük bir acı, öylesine büyük bir travma, öylesine bir öfke yaratmış ki. Sen benim bebeğime annelik yapmadın. Yıllarca utana utana, o vicdan azabıyla benim bebeğime bir gün annelik yapmadın. Bir gün. Böyle hissetmeye hakkım yok biliyorum. Farkındayım. Yalancıyım, sahtekarım. Bana oğlum diyen adamı ne kadar kandırıyorsam kızınızı da o kadar kandırıyorum. Vay be. Ben adamı önce gözümle döverim diyorsun yani. Haklısın. Zahmet de etme. Ben kendime söylüyorum. Söylüyorum da burası işte dinlemiyor. Sen dinleyecek kızımın yanındaydın. Bana böyle söylediklerin hepsini ona da anlattın. Boş boş konuştun. Ha? Ağzından çıkanı kalbin duymuyormuş ya. O zaman söyle kalbine, benim ağzımdan çıkanı duysun. Kızımdan
uzak duracaksın. Yoksa senin rahatını çok fena bozarım. Helal sana Mümran Hanım. Helal sana. Sen kalbini bile sözünü geçiren kadınsın değil mi? Demir yumruk, çelik irade, soğuk güç. Sen kim için? Ne yapması gerekiyor Yıldırım'ın? Dün geceyi bile o çelik iradene sarılıp mahvettin değil mi? Değil adama, kendi gözyaşına bile bakmadın. Nasıl taşlaşmışsa artık. Kendi gözyaşın bile işlemiyor kalbine. Demir yumruk, çelik irade, soğuk güç. Helal be bendeki kalbe, gözyaşı işlemiyor. Kendi gözyaşım kalbime işlemiyor. Sen ne biliyorsun ki çocuk? Sen benim gözyaşımı ne biliyorsun da ahkam kesiyorsun? Hayatın baba dediğim adamdan neden nefret ettiğini biliyorsam eğer uğradığınız ihanetle biliyorum. Peki sen biliyor musun? O adam bir gecelik hatanın bedelini daha kaç sene ödeyecek? Ben daha bedel ödemedim ki. Ben daha hiç bedel ödemedim. Sen niye bedel ödeyesin ki? Yıllar önce hata yapan Yıldırım, ihanet eden de kardeşin. Senin ne kabahatin var ki bedel ödeyesin? Ya benim o kadar çok kabahatim var ki. Ne yaparsam yapayım ben. Zamanı geri almadıkça bir ömürde bile ödenir mi o bedel bilmiyorum. Bak. Sana bir büyük nasihatim olsun. Kalbime söz geçmiyor diyorsun ya. Geçer. Bu ne irade ne güç. Kalbe bir tek vicdanın sözü geçer. Sen bu adama ne yaptın? İnsan bazen o kadar yalnız kalıyor ki. Konuşacak kimsesi olmuyor. Böyle en olmadık birine salkım saçak dökülüyor. İkili soruyu sorduk. Büyü bozuldu. Sen dediklerimi unutacaksın. Tek kelimesini bile hatırlamayacaksın. Ben de kızımla ilgili söylediklerimi unutacağım. Mola. Yoksa duvar boyarken önüne ilk ressam olarak tarihe geçeceksin. Hiçbir şey sormaya kuralı dün gecede kaldı değil mi? Evet. Bu yüzden önce hala beni neden takip ettiğini söyleyeceksin. Teyzenin imzalaması gereken bir evrak vardı. Bu ortaklıkla ilgili bir şey. Babam sahnelerdeki bu yemeği öğrenince kendisinin gitmesi yerine benim gelmemin daha uygun olacağını düşündü. Yeterli oldu mu? Yani bu hala neden bizi dün Boğaz'a kadar takip ettiğini açıklamıyor. Sevgilim mi? Elim biraz ağır galiba. Öyledir. Umarım denemek zorunda kalmazsın. Tokat şaşırtıcıydı. Yani uzaktan zoraki bir öpücük gibi gözükmüyordu. Ağır bir yorum oldu galiba. Nasıl göründüğümü seni ilgilendirmiyor. Ayrıca yorum yapma. Hiçbir şey bilmeden yorum yapma. Tamam? Sabahın altısından beri burada duvar boyuyorsan zoraki öpücükten fazlası vardır değil mi? Var. Daha fazlası var. Annem var mesela. Hayırdır? Bir sağlık sıkıntısı falan yok değil mi? Yok yok öyle. Öyle bir şey değil. Hatta nasıl derler? Hayırlı bir iş. Annem evleniyor.
Hassas mevzu. Zor iş. Ama sen de artık çocuk değilsin. Yani annenle beraber de yaşamıyorsun. Hem annen daha genç. Yalnızlık Allah'a mahsus derler. Can yoldaşı falan derler işte. Tabii canım can yoldaşı. Ama o can yoldaşının kim olduğu da önemli. Değil mi? Anladım ben. Cici baba adayını sevmiyoruz yani. Sakın bir daha o kelimeyi kullanma. Sakın. Sen bayağı sevmiyorsun. Bayağı sevmiyorum. Hatta öleceğimi bilsem yine de baba demem o adama. Hoş geldiniz. Benim de küçük bir toplantım vardı zaten. Siz keyfinize bakın. Yüzüğün nerede? Hı? Yok mu şöyle nal gibi bir tek taş? Yoksa yanıma geliyorsun diye mi takmadın? Hadi buradan gidelim de bir yerde oturup rahat rahat konuşalım. Konuşacak bir şey yok ki. Davetiye falan getirmişsindir sen ya. Belki de davetli bile değilimdir ha. Şaşırmam çünkü. Dün geceden sonra şaşırmam. Annesi? Evleniyor. Bak dün akşam... Ben de çok afalladım. Yani toparlayamadım. Gelemedim peşimden. Seni yalnız bıraktım. Alışığım ben. Sıkıntı yok. Sen o adamın evine gittiğin günden beri yalnızdım ben zaten anne. Hatta daha da anlamlı bir yalnızlık şimdi biliyor musun? Annem kariyerinde hızlı yükseliyor. Büyük terfi. Evin hizmetçiliğinden evin hanımlığına terfi ediyor annem. Gidelim bir yerde oturup rahat rahat konuşalım. Konuşacak bir şey yok ki. Her şey ortada. Büyük aşk uzun bir aradan sonra devam ediyor. Kısa bir ihanet molasının ardından. Hayat. Sen kendini yakıştırdıktan sonra kızın için bir sorun yok anne. Yakıştırıyorsun değil mi kendine? Hı? Yakıştırıyorsun. Dur bakalım bir yakışıyor mu? Yıldırım Saner ve eşi Ümran Saner. Yıldırım Saner'in biricik eşi Ümran Saner. Ümran Saner! Ümran Saner. Yakışıyor muymuş? Hı? Benimle evlenir misin? Kaldıysa senle yaşamak istiyorum Ümran. Zamanı başa alamasan da yıllar önce ellerimin arasından kayıp giden ellerini yeniden tutmak ve bir daha hiç bırakmamak için. Yıldırım Bey, lütfen siz de bir şeyler söyleyin. Siz böyle durdukça sanki sizi sorguya çekiyormuş gibi hissediyorum. En azından bir kadeh bir şey içseydiniz. Dün geceyle ilgili beni sorguya çekebileceğiniz bir şey yok Reşat Bey. Bana takılmayın siz, devam edin. Gala. Evet. Dediğim gibi Debris çok üzgün. Gerçekten perişan halde. Sanırım uzun süre sizin yüzünüze bakacak cesareti gösteremeyecek. Evet. Hepimiz için doğrusu olur. Kız kardeşim bütün yaz sizin başucunuzdaydı. Koşulsuz şartsız yanınızdaydı. Bu durum kendisini size karşı farklı bir beklenti içine sokmuş olabilir. Sizden ona karşı biraz daha anlayışlı olmanızı beklerdim. Reşat Bey. Beklentinin olduğu her yerde koşullanma vardır. Ve ben kardeşinizi beklentiye sokacak hiçbir şey yapmadım inanın bana. Ona hep açık oldum. Ve sizi rencide etmek istemem ama
Dün gece yaşanan çirkinlik karşılanmamış beklentilerde açıklanabilecek bir şey değil maalesef. Gerginsiniz. Boğazınız kurumadı mı? Bir yudum su için. Bence yeterince konuştuk. Hayır, lütfen kalkmayın. Bakın ben bu masaya sadece kardeşim için oturmadım. Maalesef kardeşimden başka ortak yanlarımız da var. Baldızımla evlenmek istiyorsunuz. Karımla müşterek bir çocuğunuz var. Dahası hayat var. Lütfen. Lütfen oturun. İnanın konuşacak çok şeyimiz var. Lütfen. Tamamdır Hayal. Çok sağ ol. 30 dakika içerisinde oradayım ben. Yalnız Hayal senden bir şey daha isteyeceğim. Seninle buluştum Hayat'a söyleme olur mu? Çok sağ ol. Sağ ol. Çocuğunu taşıyorum. Oğlum Amerika'da. Bu da demek oluyor ki bu sorunu ikimiz çözeceğiz. Oo, kimler gelmiş? Hoş geldin, sefalar getirdin. Ben de diyordum ki biri gelse de dün geceyi kaynatsak. Ümran evde mi? Yok, çıktı o. Hani Rezan Hanım gittiğinden beri o iyice şımardı. Kafasına göre gidiyor geliyor hasbam. Hani günahını almak istemem ama düğün hazırlığına çıktıysa da hiç şaşırmam. Ümran yok dedin sen. Rezan Hanım da yok, Yıldırım da yok. Bana bir kahve yap. Sade olsun. Her şey başka olabilirdi. Bambaşka. O kapı yüzüme kapanmasaydı, o kürtaj masasına yatmasaydın, her şey bambaşka olabilirdi. Fotoğraflar bile bambaşka. Fotoğraflar eksik kalmayabilirdi. May Karay, May Saner olabilirdi. Olabilirdi. Saner Yalısı'nın hanımı Umay Saner. Evet, birbirimizi yeterince dinledik Reşat Bey. Bundan sonrası Ümran da beni ilgilendiriyor. Haklısınız. Haklısınız. Ama takdir edersiniz ki Ümran'la evlenirseniz sizinle akrabalık ilişkileri noktasında hayli ilginç deneyimler yaşayacağız. Gerginsiniz. Sanırım Ümran'ın cevabı kadar Hayat'ın vereceği tepki de sizi endişelendiriyor. Dediğim gibi bu taraf sizi ilgilendirmiyor. Sanırım bitirdik. İyi günler Reşat Bey. Hiç kuşkunuz olmasın. Bugün benim için çok iyi olacak.
Hoşça kalın. Sadece sen varsın. Senin için çarpıyor. Sonra o adam geldi. Değil mi anne? Tekrardan hayatına girdi. Kalbine. Teyzemle beraber kırdığı kalbine. Beni de bir kenara itti. Seni benim kalbimden kimse itemez. Kimse. Ya çocukça bir kıskançlık mı sanıyorsun sen benim yaptığımı? Ya sonsuza kadar yalnız kal, tek başına mı yaşlanmanı istiyorum? Hayır. Ama o adam mı ya? O adam mı anne? Dur, dur gitme. Ne olursun dur. Gitme, beni bekle. Ya o adam mı anne? Hı? Söyleyecek başka bir şeyim yok. Sana yemin ediyorum senin istemediğin hiçbir şey olmayacak. İstemediğim hiçbir şey olmayacak mı? Bugüne kadar istemediğim her şey oldu anne. Ben daha doğmadan oldu. İstemediğin hiçbir şey olmayacak. Ben ister miydim o adamı seni teyzenle aldatmasını? Benden bu yaşıma kadar kocaman bir aile almasını, seni almasını ister miydim ya? Bugün itibariyle her şey gün gibi ortada. Gökte ararken yerde bulduk. Ümran Hanım, Yıldırım Saner'in oğlunun annesi. Hayata çocukla kardeş olamaz. Hayırdır? Bir düşün ya. Yapbozun bütün parçaları işte şimdi birer birer birbirini tamamlıyor. Yasak aşkının ablasını hizmetçi olarak evine alır diyorduk. Umay Karay, Yıldırım Saner'in yasak aşkı falan değil. Gerçek aşkının kardeşi. Ümran'ı oğluyla bir araya getirebilmek için hizmetçi kılıfında evine soktu. Bu kesin o yaşlı kraliçenin marifetidir. Kesin. Gayrimeşru doğup sokaklara atılan bir torun skandalından sonra o torunun kömürlük güzeli kızıyla meşhur olmuş annesini reklam etmek istemediler. Tabii. Sessiz sedasız çaktırmadan soyadlarını korumak peşindeler. Şimdi de yine sessiz sedasız çekirdek aile birleşiyor. Olamaz baba. O ikisi kardeş olamaz. Oğlum sen de bir laf ettin bari devamını getir. Niye kardeş olamazmış? Ana bir kardeş işte. Yani ne bileyim, öyle garip geldi işte bana da. Ha, kız akşa bakşa oğlan karakuru diyorsun.
bırak lan böyle saçma sapan lafları. Detaylarla uğraşmayı babana bırak. Ama hayatı kimseye bırakma. O değerli, çok değerli. Değeri gün be gün artıyor. Çok yakışırdım bu yalıya Yıldırım. Senin yanına yakıştığım gibi yakışırdım. Burada atardı evimizin kalbi. Yatak odamızda. Yatak odamız. Biz. Bizim yatak odamız. Umay Saner. Umay Saner bu yatağa ne kadar yakışırdı. Hayal, bak Savaş'ı severim, iyi çocuk, muhabbeti takılması falan güzel. Ama sen yarım saat önce ağlıyordun. Hani ben anneme rağmen senin gönlünü hoş etmek için sana diyorum ki, hadi oraya gidelim, hadi buraya gidelim. Bana gelince yok, Savaş geldi, aradı, hemen buradayız. Ya Savaş dün geceyi konuşmak istedi. Meraklıyım işte, ne yapayım? Hem zaten kafam dağılır. Ne yapsaydım, bütün gece oturup kucağında annemin hakaretlerine mi ağlasaydım Onur? Yani tamam öyle demiyorum da. Hayal ben askere gidiyorum farkında mısın? Hani insan bir özel ilgi bekliyor, alaka bekliyor ya. Ya tamam aşkım gidiyorsun askere ama 21 gün bedelli zaten. Sağ ol ya. Ben de demiyorum şimdiden gözyaşlarına bol bana mektup yaz diye ama. Hayatım son 2 gün. Zaten gözlerden uzak yaşıyoruz bu ilişkiyi. Bunun da şimdi 10 saatini savaşla geçireceğiz. Ben dün gece neler olduğunu sana anlattım değil mi? Hayatım konu dün geceyse eğer bizim Savaş değil hayatta buluşmamız lazım. Ama biz kıza haber bile vermedik. Ya Savaş öyle istedi. Belli ki hayat hakkında konuşacak. Ben gidiyorum şimdi. Sen de gel sonra kahve içmeye. Selam. Çok bekletmedim değil mi? Ben hayata aşık oldum. Ha? Ha? Erken çıkıyorsun. Erken gelmiştim zaten. Yarın saatinde gelirim. Şu Savaş'ı ne kadardır tanıyorsun? Pardon? Merak. Sadece merak. Durup dururken neden merak ettiğini anlamadım. Durup dururken değil. Dün geceden sonra diyelim. Demeyelim. Dün geceden de Savaş'tan da sana ne diyelim. Huzursuz olmaya başladım. Ve huzursuz olduğum yerde bulunmam. Bak, dualarım bitmek üzere. Bence yarın bıraktırma. Umut gitsin ya, tamam mı?
Ha? Onur sen de. Tamam, böyle bir şey demedim ben. Öyle bir şey yok. Savaş, niye bu kadar kasıyorsun? Pardon da hayata aşık olduğum demeni büyük bir haber falan mı zannediyorsun? Bütün yaz beraberdik. Sen daha ağzını açmadan ben hayata karşı bir şeyler hissediyorum diye bayrak sallıyordun zaten. Değil mi? Hatta biz bir ara sizin böyle gizli saklı falan beraber olduğunuzu bile düşündük. Sizin gibi mi yani? Ay kardeşim benim. Sorun hayatın her ağzımı açtığımda delirmesi. Ya bence garip ve manasız bir şekilde sana olan hislerini kendi dahil herkesten saklıyor. Ay ne var bunda bu kadar büyütecek? Ne olmuş canım birbirinize aşık olduysanız? Yani ay sorun annesiyle babansa, yani bu evlenme durumu falan. Unutun gitsin ya, tamam mı? Unutun gitsin. Ben saçmaladım çünkü. Ya... Bence ikisi de abartıyor. Çok saçma. Sanki aralarında bir engel varmış gibi. Sonra o adam geldi. Değil mi anne? Tekrardan hayatına girdi. Kalbine. Teyzemle beraber kırdığı kalbine. Beni de bir kenara itti. İstemediğim hiçbir şey olmayacak mı? Bugüne kadar istemediğim her şey oldu anne. Ben daha doğmadan oldu. Nerede? Anlamadım. Buradaydı ama. Aşağıdan da geldim, orada da yok. Çok yakışıyorum değil mi? Bu yatağı, bu yalıya. Yıldırımın yanına. Senden daha çok yakışıyorum değil mi? Sen iyice kontrolü mü kaybettin? Delirdin mi? Kontrolü kaybeden sensin. Hem de öyle bir kaybettin ki... Kim olduğunu, ne yaptığını unuttun. Kimsin sen? Kimsin sen ha? Sen unuttun. Ben sana hatırlatayım. Sen benim ablamsın. Sana evlenme teklifi eden adamın çocuğunu... ...yıllarca benimle el ele verip ondan saklayan ablamsın. Bitti mi? Sen benim suç ortağımsın. Elimdeki kanı paylaştığım suç ortağımsın. Yeteri kadar açık mı? Yeterli mi? Kim olduğunu hatırladın mı? Şimdi bana tekrar söyle. Kimmiş kontrolü kaybeden? Kim olduğunu, ne yaptığını unutup bir evlenme teklifiyle kendini kaybeden kimmiş? Evlenme teklifi, hiç güldürme beni.
Ah zavallı Yıldırım. Kime evlenme teklif ettiğini bilmiyor. Sen yine beni tehdit mi ediyorsun? Tehdit. Buna ihtiyacım yok ki Ümran. Çünkü tehdit sensin. Sen kendi kafana dayanmış silahın ta kendisisin. Yıldırım'ın etrafında olduğun sürece ona evet dediğin takdirde kendi kafana sıkacaksın. Bu evliliği nasıl göze alacaksın? Benim kadar katil, benim kadar suçluyken. Babasından bütün kalbiyle nefret eden hayatın, sırların, yalanların, gerçeklerin gölgesinde. Bu evliliği nasıl göze alacaksın? Neye evet diyeceğinin farkında mısın Ümran? Tek bir evetinle Yıldırım'ı ve hayatı neye sürükleyeceğinin farkında mısın? İyi geceler oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dün geceden sonra konuşamadık. Kafan sanki bir şeylere takılmış gibi. Düğün hazırlıkları başlamıyor mu? Bilmiyorum. Bunun cevabını Ümran biliyor. Hala evet demedi ha. Aşk bazen çok zor değil mi baba? Zor değilse aşk değil derler. Peki imkansız aşk? İmkansız aşk. Benim Ümran'a evlenme teklif ettiğim bir dünyada imkansız aşk diye bir şey yoktur. Var diyelim. Zor bir kız ama. Çocuk için imkansız hatta. Çünkü onu tanımıyor. Başka biri sanıyor. O yüzden ona bir şeyler hissetse bile kalbi müsaade etmiyor. Yani bu delikanlı kıza kendini yanlış tanıttı. Doğru mu anlıyorum? Yani. Öyle gerekti. Öyle icap etti. Zaten çocuk da sonradan düştü kıza. Düştü? Düşülüyor değil mi böyle? Yani merdivenden düşmek gibi mi? Öyle değil. Daha çok böyle dağdan tepeden. Everest'in en tepesinden filan. Tam tahmin ettiğim gibi. Ümran. Yani teyzem. Ağzımda alışmıyor. Neyse. Sana evet derse, yani bunca şeyden sonra, eski defterler, karışık mevzular filan. Yani mesela senin de kafanda bir şeyler var ya işte. Niye geri döndü, ne gizliyor filan. Atıyorum. Yani öylesine atıyorum işte. Sence bunca şeyden sonra, sonradan bir şey çıksa, sen hala mutlu sona inanıyor musun? Ben duygulardan başka hiçbir şeye inanmıyorum evlat.
Bu arada sana duygularla ilgili bir sır vereyim mi? Duygular kalpten izin istemez. Onun için söyle o delikanlıya, kızdan sakın vazgeçmesin. Gerçekten. Yani şu an annemi konuşacak halim yok. Yani gerçekten yok. Savaş'ı konuşalım. Ne? Ne alaka şimdi? Anlamadım yani. Gözlerini mi kaçırıyorsun sen? Peki. Tamam. Ya söylememem gerekiyor aslında ama beni biliyorsun ya, ben pek ketum değilim. Özellikle böyle konularda. Aşk meşk konularında. Ne alaka Hayar şimdi, ne aşk meşki ya? Hayat uzatma işte. Savaş çağırdı beni. Konuştuk. Söyledi işte. Aşık olmuş sana. Bugüne kadar senin tehditlerine pabucu bıraksaydım burada olur muydun? Peki sen şunun farkında mısın? Hayat bir gün Yıldırım'a baba diyecek. Ama sana hiçbir zaman anne demeyecek. Çünkü onun annesi benim. Yıldırım'la sonumuz ne olur bilmiyorum ama... Hayat'ın babası Yıldırım... Annesi de benim. Ve bu sonsuza kadar böyle kalacak. Ha, saçmalıyorsun artık. Kes şunu diyorum sana. Ben sadece Savaş bana ne söylüyorsa onu söylüyorum. Ha, ikiniz de bir tuhafsınız. Ne var ki bunda bu kadar abartacak? Niye korkuyorsunuz ki siz? Ha, neyden korkacağım? Pardon, iyi misin sen? Savaş da sen de gerçekten tuhafsınız. Siz kimden neyi saklıyorsunuz ki? Biz bütün yazımızı dip dibe geçirmedik mi? Ben kaç kez söyledim sana, kaç kez yakaladım birbirinize nasıl baktığınızı. Ha, yok öyle bir şey diyorum Hayal, abartıyorsun artık. Esas sen abartıyorsun Hayat. Ha, çocuğa da artık nasıl bir enerji yolluyorsan o da böyle abartıyor, korkuyor falan senden. Belli işte. Belli. Savaş'a karşı bir şeyler hissettiğin belli. O da sana karşı boş değil ki. Aşık oldum diyor çocuğum. Ya, yeter artık ya. Ben buna katlanmak zorunda değilim. Ya Hayat. Ya, ya Hayat bir saniye gelir misin? Hayal. Buraya? Sen ne yaptığını zannediyorsun ha? Kendine gel ve haddini bil. Anne sen iyi misin? Gerçekten soruyorum, sen iyi misin? Sana mı kaldı o ikisini yakınlaştırmak ya? Sen kendini ne zannediyorsun? Ben mi? Evet sen. Ben kendimi ne zannediyorum? Sen ne zamandan beri kız muhabbetlerine karışıyorsun? Saçma sapan yakıştırmalarla kuzenini utandırıyorsun. Beni de fazlasıyla sinirlendiriyorsun. Ne oluyor ya? Yeni bir şey değil baba. Her zamanki şeyler. Annem Hayat'a annelik yapmaya çalışırken benim de annem olduğunu unutuyor. Değişik bir şey yok. Umay.
Dikkat et. Kendini fazla aşık ediyorsun. Hayale bile. Reşat, ne saçmalıyorsun sen? Saçmalıyorsun sen Reşat. Baba. O ne baba? Karalılar köyünden bir hatıra. İmran'la hayaller kurardık. Bir kızımız olacaktı ve adına hayat koyacaktık. Neyse onun hayat adında bir kızı var artık. Var. Akşam seansı mı? Komik olmaya çalışıyorsun. Ama komik değil, saldırgan oluyorsun. Dün geceden sonra sana karşı saldırgan olmak büyük vicdansızlık olurdu herhalde. Mevzu dün geceyse eğer hayalcim. Karşında halan yok. Annen var. Dün gece halamla senin arandaki en büyük fark neydi biliyor musun? Halam çok cesurdu. Ve sarhoştu. Sense her zamanki gibi buzdağı ve karizmanı asla yerle bir etmeyecek kadar korkaktın. İddialı kelimelere. Ama kendine gel. Annenle konuşuyorsun. Annenle. Annem olduğunu sadece bana sinirlendiğinde ya da fırça attığında hatırlaman ne kadar ilginç. Dün gece seni gördüm. Kendini ne kadar zor tuttuğunu gördüm. Ve en kötüsü ne biliyor musun? Hiçbir şey sormayacağım. Anneme, teyzeme evlilik teklif eden adam hakkında hiçbir şey sormayacağım çünkü umurumda değil. Annemin sırları umurumda değil. Annemin babamla bu saçma sapan ilişkiyi neden sürdürdüğü umurumda değil. Değil. Herhalde artık birazcık büyüdüm. Değil mi?
Annesiz büyüdüm. Ben gerçekten yoruldum biliyor musun? Gerçekten. Tamam. Peki annesiz büyüdün. Kabul. Kabul. Öyle hissediyorsan öyledir. Ben bunu değiştiremem. Tamam. Madem anne kız olamıyoruz o zaman arkadaş olalım ha? Hani şu pedagogların söylediği gibi. Arkadaş anne. Uyar mı sana yani? Olur mu? Bu şekilde saldırganlığını biraz daha dizginlemiş olabilir miyim? Yani bu asosyal... Devam et. Devam etsene. Ya en güzel yerinde kestin, devam etsene. O asosyalliğimi, o ezikliğimi, arkadaşım olmamasını falan... Tam da en güzel yerinde frene bastın, devam et. Gelme üstüme. Gelme. Frene bas, olur mu? Üstüne gelmeyeyim. Anne kız olamadık, arkadaş mı olalım? Haklısın bak, benim pek arkadaşım yok. Yok yani ama ne derler bilirsin. Aileni seçemezsin. Arkadaşlarını seçebilirsin. Seçim şansım olsaydı eğer... anne olarak asla seni seçmezdim. Arkadaş olarak hiç seçmem. Üzgünüm. Adı Hayat olacak. Adı Hayat olacak. Yunan'la hayaller kurardık. Bir kızımız olacaktı ve adını Hayat koyacaktık. Ne gel ya. Saçmalama. Hayat merhaba. Hayat müsait değil. Konuşmak istediğimi söyler misin? Hayır, söylemem. Peki o halde tekrar arayacağım. Hayatla konuşmanı uygun bulmuyorum Yıldırım. Ne konuşacağını tahmin ettiğimi biliyorsundur herhalde değil mi? Fikrini sormadım Umay. Tekrar arayacağımı söyledim ve lütfen... Peki Umay. Sen nasıl istersen. Thank you.
Ne yapıyorsun telefonumla? Saate bakıyordum. Test aynı test, para aynı para. Şimdi niye ışık hızına erişemiyoruz acaba? Babalık testi prosedürleri daha farklı Reşat Bey. Her iki tarafta da yasal bir bağınız olmadığı için gizlilik açısından ufak birkaç pürüz halletmemiz gerekiyor. Ama merak etmeyin, cömertliğinizin karşılığını alacaksınız. Pekala. Geç olsun, güç olmasın diyelim. İşimize bakalım. Bak sen şu yiğide, avukat ordusunu toplamış, gövde gösterisi yapmaya gelmiş. Yakışır, yakışır. Bize de onun boyunun ölçüsünü almak yakışır. Reşat Bey'ler geldiler. Buyursunlar, buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün seninle işleri ekip şöyle keyifli bir kızlar günü mü yapsak? Masaj, spa, biraz alışveriş, kuaför. Ortaya karışık ya. İşi ekemem. Yani üniversiteye başlamadan önce duvarları bitirmem lazım. Tamam. O zaman ben seni işe bırakayım. Hem biraz laflarız. Hangi konu hakkında laflayacağız ki? Ya annem ve evliliği mi yoksa hayal ve savaş mı? Savaş konusunda seni uyarmıştım. Yani hayalle onu yakınlaştırmaya çalışırken dışarıdan nasıl göründüğünü söylemiştim sana. Gözümü kaçırmana gerek yok. Çünkü korkacağım bir şey yok. Hayal'in söyledikleri doğru olsaydı... Eğer onun zannettiği gibi bir şey hissediyor olsaydın, o zaman korkman gerekirdi, değil mi? Anladım. Yani konumuz annem ve evlilik. Kesinlikle. Gel. Annem ve Yıldırım'la alakalı uzun uzadıya konuşulacak bir şey yok. Çünkü Yıldırım'ın gerçek anlamda annene evlenme teklif ettiğini düşünmüyorum. Ne demek bu teyze? Sen geç Hayat. Hayat'la konuşmak için geldim. Buraya gelmek istemezdim. Seni telefonla aradığımda teyzen açtı ve beni engelledi. Yani mecbur kaldım. Beni neden aradınız? Yıldırım'a da söylemeye çalıştığım gibi buna mecbur değilsin Hayat. Buraya kadar boşuna zahmet etmişsiniz. Biz de çıkıyorduk. Ben Yıldırım Bey'in benimle ne konuşacağını... ...yüzüme baka baka ne konuşabileceğini gerçekten merak ediyorum. Hayat, buna gerçekten gerek yok. Gerek var diye değil. Ben öyle istiyorum teyze. Peki. Salona geçelim o zaman. Onunla yalnız konuşacağım. Yani sizinle oturup kahve içecek değilim Yıldırım Bey. Ama eğer beni çalıştığım yere bırakırsanız sizi arabada dinlerim. Yani nerede çalıştığımı biliyorsunuzdur herhalde. Gayet iyi biliyorum. Hadi. Görüşürüz teyze. Evet Yıldırım Bey, sizi dinliyorum. Kenara çekmenize gerek yoktu. İşe geç kalmak istemediğimi söylemiştim size. Bu kadar önemli bir konuyu yola değil yüzüne bakarak konuşmak istedim çünkü.
Evet. Tabii haklısınız. Önemli bir konu bu. Evlilik çünkü bu, değil mi? Yani öyle bir anda, bir anlık bir kararla, mesela yemek davetinde evlilik teklif edilmez çünkü. O bir an senin yaşın kadar yıl önce yaşanması gereken bir andı belki de hayat. Burası unutulmaz büyük aşkınıza şapka çıkarmam gereken yerse eğer, ben şapkamı sizin ihanetinize çıkarıyorum Yıldırım Bey. Bu ikimiz için de kolay bir konuşma değil. Ama konuşmak zorundayım. Çünkü beni yanlış anlamandan çok korkuyorum hayat. Tüm yaşadıklarımızın dün gece de dahil hesapsız ve plansız olduğunu bilmeni isterim. Seni ikna etmek için söylemiyorum. Seni asla yok saymadığımı, sayamayacağımı, geçmişi de hatamı da asla unutmadığımı bilmeni isterim. Komik. Ama trajikomik. Ya sizin o hatayı unutabilmeniz mümkün mü? O hatanın bir adı var, bir hayatı var. Sizin hatanızdan doğmuş bir çocuğunuz var. Teyzemin doğurduğu çocuk. Ya sizin çocuğunuzun annesi. Ya beraber olmak istediğiniz, evlenmek istediğiniz kadının kız kardeşi. Ya insan söylerken bile bir tuhaf oluyor. Yüzü kızarıyor, gururu kırılıyor ya. İşte bu yüzden karşıma geçip konuşabilmeniz bile büyük cesaret. Ama ben size kızmıyorum Yıldırım Bey, biliyor musunuz? Size bu cesareti veren anneme kızıyorum. Neyse yani bence devam edelim. Çünkü işime geç kalıyorum. Lütfen. Bu arada sana duygularla ilgili bir sır vereyim mi? Duygular kalpten izin istemez. Onun için söyle o delikanlıya, kızdan sakın vazgeçmesin. Alo, Savaş. Hayal, ne haber? İyi. Ya senden hayatla ilgili son bir iyilik isteyebilir miyim? Yine çark edecek misin? Yok, hayır. Bu sefer çark etmeyeceğim. Tamam. Reşat Bey, keşke fincanı kapatsaydınız. Falınıza bakardık. Bizim sekreter çok güzel fal bakar. İşiniz fallara kaldı demek ki. Avukatlarınızı hafife almayın. Yalnız beyefendiler çok sessiz. Hoş, şimdi her biri tek bir cümle kurmaya kalksa uçağı kaçırırım. Dubai'ye gidiyorum, bir iş seyahati var. O halde avukatlarınız böyle düşüne dursun. Ben size kısa yoldan sonucu söyleyeyim. Sonuç, siz kaybettiniz. Kağa Mimarlık benim. Anam Bey, beyler bize müsaade edin. Adnan Bey, ben sadece bir mimar değilim. Aynı zamanda bir iş adamıyım. Tıpkı sizin gibi. Ben suni umutlarla beyhude zaman kazanıp kendimi avutacak değilim. Bunu her şeyden önce ticari zekamı ve birikimimi hakaret sayarım. Siz kazandınız. Ben kaybettim. Ama her alanda mücadeleme devam edeceğim ben. Emin olun, yasal haklarıma da başvuracağım. Bu konuşma ayaküstü yapılamayacak kadar ilginç yerlere gidiyor. Buyurun. Maşallah, avukatlarınız çok umutlu. Bir saniyede çil yavrusu gibi dağıldılar. Biz onlarla kaldığımız yerden kendi çöplüğümüzle devam edeceğiz. Tabii burası sizin çöplüğünüz olduğu için sizi daha fazla meşgul etmeyelim dedik. Ama sonunda uçağınızı kaçırma pahasına sizin dikkatinizi çekeceğimi bilseydim
avukatlarımı göndermezdim. Kendinizi hafife almayın Reşat Bey. Benim dikkatim her zaman ortağımın işinin üzerinde. Yasal yollar teferruat. Aramızda eşiniz gibi bir ortak nokta varken birbirimizi böyle zorlamanın ne lüzumu var? O ikimizi de yetere kadar zorluyor değil mi? Umay'dan bahsetmeyi seviyorsunuz. Bu konuyu siz açtığınıza göre eşimle ortaklığınızı konuşabiliriz. Mesela bana Umay'la neden ortak olmak istediğinizi anlatabilirsiniz. Öyle ya, sizinki gibi büyük bir şirket için bu pek akıllıca bir yatırım sayılmaz değil mi? Ticari zekanız hiç de hafife alınacak gibi değil. Adnan Bey, benimle oynamayın. Kağ mimarlık sizin dişimin kovuğuna bile yetmez. Bunu olduğu gibi yüzüme söyleyebiliyorsanız bize niye musallat olduğunuzu da söylersiniz belki. Kişisel bir mesele desem? Ticaretle kişisel meseleler bir araya gelmez derim ama sizin Umay'la nasıl bir kişisel meseleniz olabilir? Rahat olun Reşat Bey. Aklınıza farklı şeyler gelmesin. Belki de eşiniz sandığınız kadar önemli biri değildir. En azından benim için. Belki de eşiniz sadece bir araçtır. Hedefe yürüdüğüm yolda ayağımın altındaki küçücük bir basamak. Sizin o ayağınızın altındaki basamağı ben bütün ömrümü harcadım. Nedir maksadınız, nereye varmak istiyorsunuz bilmiyorum. Ama ben alın terimi sizin ayaklarınızın altına serecek değilim. Elinizden geleni ardınıza koymayın Reşat Bey. Bu arada her ne yapacaksanız heyecanla bekliyor olacağım. Reşat Kara'yı fazla hırpalamadın mı baba? Umay Kara'yı eşi o. Alışıktır. Master yaparken imza projelerini çalıştım. Gerçek bir duayen. Şundan bir iki ay önce Reşat Kara'yı böyle karşımızda göreceğimizi söyleseler, onlar hadi oradan derdim. Hiç kimseyi yüzünde fazla büyütme. Bu muameleyi hak ediyor mu sence baba? Umay Kara'yı tercih edecek kadar zevkli ama onunla evlenip ipleri eline verecek kadar da aptal. Hak ediyor oğlum, hak ediyor. Reşat Karay bundan çok daha fazlasını hak ediyor. Sen şimdi Reşat Karay'ı falan bırak da kızdan bahset. Hayatla durumumuz nasıl? Zor bir kız. Kız bana güvenmiyor. Güvenmediği için de açılmıyor. Ya o zaman güvenmesini sağla. Baba, bu kız standart bir kız değil. Kızın bir sürü travması var. Neler yaşadığını biliyorsun. Kız normal değil. Ha, kız anormal diyorsun. Kız tırlatmış diyorsun. Hala kömürlükten çıkamamış diyorsun. Çıkmış ama cebi yaşadıklarıyla dolu. Kendi babasından böyle darbe yemiş bir kızın güvenini, üstelik kafasında benimle ilgili bir sürü soru işareti varken kazanamam. İmkansız. O zaman imkansızı başar. İmkansızı. Çünkü kız önemli. Çünkü sen benim oğlumsun. Konum bile açmadınız. İş yerimin yerini iyi biliyorsunuz demek. Patronunla derdim olduğunu imansız da söyleyebilirdin. Ben değil, siz söylediniz. Ayrıca dertlerinizle hiç ilgilenmiyorum. İlgilenmiyorsun da anneni cezalandırmak için niye o adamla çalışıyorsun peki? Bu da sizi hiç ilgilendirmez. Hayat. Hayat, bu hafife alabileceğin bir konu değil, unutma. Bak, sana söyledim değil mi? Kız önemli. Peşini bırakma dedim. Reşat Bey, ilginç bir tesadüf.
bu şirketin sahibi Ortadoğu Kaplan'ıyla Umay'ın ortak olduğunu biliyor muydunuz? Beyefendiyi tanımıyorsunuzdur herhalde. Ben uzak durmanızı tavsiye edeceğim Reşat Bey. Öyle mi? Tamam. Bir kenara not ettim ama ticaret deyası karım sayesinde beyefendiden uzak durmam mümkün değil. Hayatı işe bıraktığınıza göre evlilik yolunda emin adımlarla yürüyorsunuz demektir. Gerçi biraz tepkili miydi? Önemli değil. Hayat çok yakında size baba diyecek. Ben bunu iyi dilek olarak kabul etsem de... Bana inanın. Hayat yakında, çok yakında size baba diyecek. Hayat'ı görmeye gitmişsin. Önceden söyleyip seni endişelendirmek istemedim. Nasıl geçti? Garip bir şey var. Savaşın yüzüne baktığımda... hayatımın hatasını yaptığım... o ihanet gecesini hatırlamam gerekiyor ama ben... geceyi sadece hayatın yüzüne baktığımda buluyorum. Gözlerinde bir şey var. Beni yeniden geçmişle hesaplaşmaya zorlayan bir şey. Hepimizin kırgınlığını savaşın değil de hayatın yüzünde buluyor olmam çok tuhaf değil mi? Hayat senin kızın. Nasıl? Ne diyorsun ama? Ne? Hayat senin kızın. Biliyorum. Ondaki kırgınlığı, ondaki kırgınlığı aşmamız çok zor biliyorum. Bilmiyorum Hayal, nereden çıktı bu şimdi? Hadi ama. Çok yorgunum, keyfim de yok zaten. Bak Onur'u askere göndereceğiz. Veda yemeği gibi bir şey işte, gel sen de. Kim kimiz peki? Kim kim olacağız canım? Ya sen bilmiyor musun, asosyal tayfayız biz. Biz bizeyiz işte. İyi peki tamam. Sırf onun hatırına geliyorum bak. Konum atıyorum. Tamam hadi baba. Programım var galiba. Ya bir arkadaş askere gidiyormuş da. Bak ya. Uzakmış bir de. Ver bakayım. Ver. Ay tamam burası benim yolummuşsun. Ben bırakırım seni. Ay yok canım sen de. Dünden beri şoförümmüş gibi. Ha, hadi tamam. Hadi. İyi. Peki sağ ol. Rica ederim. Şu an bunu sadece annenin inat yapıyorsun, farkında mısın? Ne alakası var canım? Sevenleri birleştiriyorum sadece. Savaşta anneni rahatsız eden bir şey var. Ve sen hayatı savaşı annenin gözüne sokmak için kullanıyorsun. Abartıyorsun Onur. Ne yaptım, annemi buraya mı çağırdın? Ne alaka?
Savaş'ı severim. Ama bu hayatla olan mevzuları fazla karışık. Ve sen çok kurcalıyorsun bunu. Teşekkür ederim bıraktığın için. Yarın sabah görüşürüz. Masaya kadar bırakmayacaksın herhalde. Burası halka açık bir kafe değil mi? Nasıl yani? Gelmişken bir şeyler atıştıracağım. Tabii sen biraz nazik olursan belki masana davet edebilirsin. Zorla kendini davet ettireceksin yani. Patronun olsun. Arkadaşın değil. Bu yüzden... Bu yüzden? Evet. Bizim masadasın. Oğlum masayı kız gelince de böyle sürecek misin? Ne? Diyorum ki halı sahaya hazırlanıyor gibisin. Bir sakinleş. Bir nefes al, bir rahatla. Kız gelmeden şu kafadan çık. Aşkını ilan edecek. Abartmasak. Ay baban gibi damardan girip böyle evlenme teklif etmeye falan kalkma da. Daha genciz yani. Abartmıyorum ya. Yani sadece hayatla bir konuşabilirsem. Selam. Selam. Aleykümselam. Vay be. Demek sen şu meşhur Adnan Armancı'nın oğlusun ha? Annemle babası ortak da sayılır şirket durumlarından. Ha geçen şey şu babanın jipimsi şeyini gördüm. Traktörünü. Tank. Aynen babam sever öyle şeyleri. Evet. Biz konuşabilir miyiz? Söyle. Sen konuşabilir miyiz? Konuşamayız çünkü özel bir şey yok. Hayat'ın çizdiği resimler var mı? Yani fotoğrafları falan var mı sende? Ha, yoksa da biz bir gün Harmancı'ya gelip görürüz değil mi? Onu... Ben çok isterim. Hayat, lütfen biraz bir şey. Daha fazla zorlama bence Savaş. Bence de. Sence de ne lan? Sence de ne lan? Beyler, beyler, beyler. Diyorum ki... Zorlarsan birazdan belki bir tokat gelebilir. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Mert, ne diyorsun ya? Benden değil. Hayattan. Dün geceki gibi. Sen Savaş'a tokat mı attın? Evet. Attı. Öpüştüğümüz için. Sonra konuşacağız. Bırak gitsin bence. Ne yaptın sen? He? Ne yaptın? Ya nasıl söylersin herkesin içinde ya? Nasıl söylersin? Sen takmışsın peşine birini getirmişsin masaya. Gel konuşalım diyorum. Konuşacak özel bir şey yok diyorsun. Öğrenmiş tokadı. Vursun yüzüme. Söylerim kızım. Burama kadar gelirse söylerim. Ya sen ne yaptığını farkında mısın? He? Hayal'in yanında ya. Hayal'in yanında öpüştük diyorsun. Öptüm derdim. Hatta zorla öptüm derdim. Ama bana karşılık vermeseydin. Sakın. Sakın bir daha... Al vur. Vur bir daha vur. Ya ne istiyorsun benden ya? Ne istiyorsun? Sen... Sen benim kuzenimsin. Anladın mı? Sen teyzemin oğlusun. Ya olmasaydın? Ya teyzenin hiçbir altı olmasaydın? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun sen? Ya değilsem hayat. Ne saçmalıyorsun diyorum. Ya senin hiçbir şeyin değilsem. Ama olmaya çalışıyorsam. Ne saçmalıyorsun? Cevap ver. Savaş. Savaş cevap ver. Ne saçmalıyorsun? Hıh.
Efendim? Ne olur, Yıldırım bu gece artık daha fazla konuşmayalım. Sen bunu sakladın mı? Yıllardır benleydi. Kızının adı Hayat olduğuna göre artık seninle kalsın ister. Onca yıl onca yer. Yani bunu kaybetmedim. Ben bir tek seni kaybettim İmran. Oğlum. İyi misin? İyiyim, iyiyim baba. Bir şey yok. Aşık olmuş. Bu yaşta baba oldum. Bütün ilklerini kaçırdım. İlk aşkını kaçırmadım. Abartıyorsun ama. Asıl benim sana kızmam. Sanki Savaş böyle evli, 5 çocuklu falan bir adam gibi. Hayal. Ayrıca çok da güzel oldu. Öpüştüğünüzü öğrenmiş. Ya yeter ya. Nasıl yaparsın ha? Kendine de bana da bunu nasıl yaparsın? Teyze yapma yeter. Ben mi? Bana mı yeter? Bana mı yeter hayat? Sen ne yaptığını farkında mısın ha? Hayat yüzüme bak. Hayat yüzüme bak. Teyze üstüme gelme, utanıyorum diyorum ya. Utan zaten utan. Bu kadarı fazla. Bu kadarı fazla. Bitti. Onu buna yakınlaştıracağım. Yok senin oğlun, yok öyle olacak, böyle olacak hikayeleri bitti, anlıyor musun? Bitti. Bir daha o çocuğu yakınına yaklaştırmayacaksın. Nasıl bitecek peki? Biz böyle utanç verici bir şey yaptık diye ne yapacaksın? Ha? Onu sonsuza kadar uzaklaştıracak mısın? Sen eniştemle bu tuhaf evliliği sonsuza kadar sürdürmeye karar verdin. Şimdi sırf bana kızın diye Savaş'ı hayatından mı çıkaracaksın teyze? Ne yapacaksın? Teyze. Benim Savaş'la ilgili bilmediğim başka bir şey mi var? Hı? Sizin bilip de benim bilmediğim başka bir şey. Bitti. Anladın mı? Bitti. Çok sinirim bozuldu benim. Abartma lütfen. 21 gün sadece. Ya biliyorum işte, ne bileyim ben bir şey oldum yani. Olma Hayal, olma. Bak annesi bile olmuyor, sen de olma. Hayal, abartıyorsun ve benim de sinirlerimi bozuyorsun. Özür dilerim, özür dilerim. Biliyorum 21 gün biliyorum. Onur. Bedelli için kredi çekmişsin oğlum, niye bana gelmedin ya? Ya ben de öyle dedim işte. Reşat Bey, ben zaten biriktiriyordum. O kalan kısmı krediyle tamamladım. Teşekkür ederim. Siz daha ne yapacaksınız Reşat Bey? Sizin hakkınız ödenir mi hiç? Sayenizde okudu bunca zaman. Sayenizde ne imkanlarla büyüdü. Hayır. Senin sayende Zehra. Onur senin gibi emektar bir çalışanımızın oğlu olduğu için çok şanslı. Benim yüzümü hiç kara çıkartmadı Onur. Hiç. Verdiğim bursla yaptığım ufak tefek ne varsa hepsi helali hoş olsun. Kapımızda büyüdü Onur.
Sadece arabayı, bahçeyi değil, ben kızımı da emanet ettim ona. Bu zamanda hem arabanı hem kızının güvenliğini kime emanet edeceksin? Senin gibi çekirdekten yetişme bir personel bulmak kolay değil. Hadi bakalım. Yolun açık olsun Onur. Hadi kızım. Yürü. Yürü. Gördün mü bak? Anne sözü dinlemedin, neler oldu? Baba. Hayal. Odana lütfen. Askeri uğurlama merasimi hiç bitmeyecek sandım. Hayal'in Onur'la ilişkisinin dozu biraz dengesizleşmiş. Tebrikler. Çok klas bir analiz olmuş. Bravo. Ben yüz göz olmak istemiyorum. Bu durumla ilgilen. Anladın mı şimdi kimlerle aşık attığını? Ha? Aldın mı boyun ölçüsünü? Bak Reşat Bey ufacık bir pirelendi. Sırtını sıvazlaya sıvazlaya bildirdi haddini. Hadi o kibar. Sen asıl Umay Hanım'dan kork. Anne. Oğlum. Yıldırım Bey'in oğluna gözlerimin önünde bahçede tokat attı bu kadın. Sana bana vuracağı tokat beş kardeşten ağır olur. Bu lafımı unutma. Belanı istiyorsun sanki. Saçmalıyorsun ya. Ah benim kafasız oğlum. Ah. Ben dedim sana, dedim. Seni ayaklarının altında toprak gibi ezerler dedim. Ama yok. Yok. Ah. Kusura bakmayın Umay Hanım. Buyurun. Allah kavuştursun Zehra Hanım. Teşekkür ederim. 21 gün ama işte ana yüreği. İyi değerlendirsin bu 21 günü. Uzun uzun düşünsün. Oluru, olmazı, kim olduğunu, ne istediğini, ne yapacağını. Uzun uzun düşünsün. Hani döndüğünde kaldığı yerden devam etme gibi bir hayali varsa yazık olur. Yani bedelli içinde kredi çekmiş. Öyle üniversiteyi bitirir bitirmez de iş bulacak değil. Yazık olur. Hani sadece oğluna değil. Bugüne kadar verdiğin emeklere de yazık olur. Ha. Bu arada Hayat'ın kahvaltısını odasına çıkar. İşe geç kalacak. Günaydın Zehra abla. Ben
Onur'u unuttum. Ha, gitmedi de. Lütfen gitmedi de. Gitti. Olsun Zehra abla ya. Yani 21 gün sadece. O yüzden değil. Ne oldu? Neyden? Ceysen yüzünden. İnsanın gözünün yaşına hiç baktığı yok. Boyumuz posumuz bir değil. Ama insan... Yani o da ana, ben de anayım. İnsan biraz elini saf eder değil mi? Ama yok, yok. Oğlum olmayacak bir işe heves etti. O Mayan'ımın eline de bir fırsat verdi. Yani... Teyzemin son günlerde... sinirleri biraz... Teyzenizin sinirleri ne zaman düzgün ki? Annenize kızar, hırsını bizden alır. Savaş Bey'e kızar, basar tokadı, yine de hırsını alamaz. Ne oldu? Ne tokadı? Çok ileri gittin. Kırmızı çizgiyi geçtin. Öyle bir tokat ki ben neye uğradığımı şaşırdım. Bahçenin ortasında gelen misafire... hem de Yıldırım Bey'in oğluna tokat atılır mı hiç? Teyze. Arkadaşın gidiyor. Ben gidiyormuşum. Ne olur kusura bakmayın. Böyle sinirlerim boşaldı, her şeyi size anlattım. İyi ki anlattın Zehra abla. İyi ki her şeyi anlattın. Teşekkür ederim kahvaltı için. Ya olmasaydım? Ya teyzenin hiçbir altı olmasaydım? Ya değilsem hayat? Ya senin hiçbir şeyin değilsem? Ona zarar verecek bir şey yapmam. Bir daha olmayacak. Gerçekten. Gerçekten ona aşık olacak kadar çıldırmış olamazsın değil mi? Çıldırmışsın. Sen gerçekten kafayı yemişsin. Bir daha onun yanına yaklaşmayacaksın. Nasıl yaklaşmayacağım? Hala kuzeniyim sanıyor. Biter Savaş. Ona dokunursan biter. Benim için biterse senin için de biter. Hala oyun oynadığımızı sanıyorsun değil mi? Sadece para değil, aşk da kazanacak sanıyorsun. Kazanamayacaksın Savaş. Kazanamayacaksın. Hayat senin için imkansız. Yalı çocuğu Savaş Saner olsan da, sokak çocuğu Savaş bilmem ne olsan da imkansız. Gerçek kimliğin ortaya çıksa, hatta kopardığın minik servetle yeni bir hayat kursan da, hayat senin parayla satın alınmış bir sahtekar olduğunu öğrendiğinde senin yüzüne bakar mı sanıyorsun? Ha? Sahte de kalsan, gerçek de olsan, ne olursan ol, hayat senin için imkansız. Yıldırım Saner'in Ümran Kara'ya evlenme teklif ettiği bu dünyada imkansız diye bir şey yok. Babam öyle söyledi. Anlamıyorsunuz Rezan Hanım. Bakın, artık yapamam. Gerçekten gitmek zorundayım. Siz o gece burada değildiniz. Yıldırım'ı görmediniz. Yıldırım'ın gözlerindeki umudu görmediniz. Kızımı görmediniz. Yani bize, bana nasıl baktığını. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm, olmadı. Olmadı. Ben böyle devam edemem. Kızıma da
Yıldırım'a da bunu yapmaya devam edemem. Benim buraya gelişim habersiz, çok gizli saklı oldu ama gidişim öyle olmayacak. Yıldırım'ı bekliyorum, onunla konuşacağım. Vay hayırsız Hayat Hanım, vay. Yıldırım Saner'den ve Hayat Çetin'den alınan DNA örneğiyle Hayat Çetin'den alınan doku örneği %99,9 oranında uyuşmaktadır. Bir kere daha lan bebe. Acelem var Allah, lütfen Savaş'ı çağırabilir misin? Ha, sen anan için de gelmedin. Küs müsünüz hala? Doktor Bey yüzünden değil mi? E tabii şimdi cici baba olarak... Hala! Lütfen Savaş'ı çağırır mısın? Yok Savaş mavaş. Çıktı Savaş. Bey. İyi peki. Sağ ol, ben ararım Savaş'ı. Ya gitmeseydin de iki lafın belini kırsaydık ha hayırsız. Annenin dedikodusunu yapardık. Hayat. Savaş'a gelmiştin. Şimdi çıkıyorum. Dur çıkma, bekle. Önce konuşacağız. Sonra zaten ben de gidiyorum. Ne diyorsun sen Reşat? Niye gelmem gerekiyor? Ne yapıyorsun sen yine? Hem yapıyorum. Tam olarak hayatını kaydırıyorum. Sen ne? Çabuk ol. Acele etmekte fayda var. Boş laf. Boş laf. İmran bir şeyler oluyor. Reşat bir şeyler karıştırıyor. Daha önce de Hayat'la ilgili bir şeyler ima etti. Şimdi de hayatımı kaydırmak üzere olduğunu söylüyor. İmran bir şey söyle İmran. Her şeyi öğrenmiş olabilir. Her şeyi öğrenmiş olabilir, anlıyor musun beni? İmran. İmran! Hayat selam. Kızgınsın biliyorum. Haklısın da. Ama sana açıklamam gereken bir şey var. Ve bu sefer gerçekten ne olduğunu bileceksin. İnan bana. Mesajım alınca ara beni. Lütfen. Yıldırım. Kızına gidiyor. Evladına kavuşmaya gidiyor. Böyle mi avutacaksın beni anne? Hı? Küçük çocuk kandırır gibi. Ağlama bak, annen geliyor. Annen kötü adama döndü sırtını, geliyor. Hı? Bu mu yani? Yıldırım kötü adam değil. Ama ben ne dersem diyeyim sen onu hep kötü adam bileceksin. Ona hiç şans vermeyeceksin değil mi? Şans mı? Ben o adama neden şans vereyim ya? Benden kocaman aile almış bir adama bir de annemi alsın diye mi şans vereyim? Senden aileni Yıldırım almadı.
Ya bana masal anlatma anne. Masal değil. Ben sana bir hikaye anlatacağım. Senin hikayeni. O taşın üzerine yazılmış gerçek hikayeni. Hayat. Şems'in dediği doğruydu. Kolay olmadı ama pes etmedik. Birlikte hikayesi tuhaf bir aile olmayı deniyoruz. Baba? Hayat baba derken Yıldırım'a ve Yıldırım yıllar sonra olurken kızının babası. Ben annesiyken onun. Hala ve sonsuza kadar annesiyken. Birlikte bir aile olmaya çalışıyoruz. Hatalarımızı, kayıplarımızı bağışlamaya, her şeye yeniden başlamaya çalışıyoruz. Ve bazı şeyler değişmiyor. Bazı savaşlar bitmiyor. Bazıları bağışlanmaya, ikinci bir şansı hak etmeye çalışıyor. Bazıları artık hayallere inanıyor. Hayal ve hayat kardeş olmaya çalışıyorlar. Kardeş olmayı başarıyorlar. Ve bazıları da kendi olmaya çalışıyor. Ve tabii bazı şeyler de değişmiyor. Bazı savaşlarımız kaldığı yerden devam ediyor.